Ay ya tersin çubuğum bile var. Benim çekiyorsun. Kızla yapıyoruz. Kaynasın bakliyatlarımızdan. Ne diyordu o salak? Bakliyat giller mi? Baklı giller diyor. Baklı giller. Bence çok güzel oldu. Ben tattım. Tatmak ister misin? Bence becerdik. Bakar mısın? Çok güzel oldu. Babaannem falan inanmadı hiç ama. Umarım güzel olur da bir anneme yediririm. Utan anne diye. Çok güzel kokuyor ya. Çok güzel ya, kokuyor. Elimde şey çıkıyor bak. Sirius bunları. Yaptık ve gerçekten oldu. Çok güzel oldu. Başardık. Gerçekten başardık. Gerçekten çok güzel yaptık. Oldu. Tadı aşırı güzel oldu. İnanamıyorum. Ve tipi de çok güzel. Hala oldu inanamıyorum bence yani buna. Yere koyuyorum, düşüyor, uyuyor. Kucağıma alıyorum, 11 kilo sürekli taşıyamıyorum. Taksi durağı var önümde. Köpeği alerjim var benim dedi bir tanesi. Bir tanesi durdu, yoldan geçeni çevirdi. Bu örtü vardı üstünde, bunun üstünde. Baktı köpek mi o dedi, bastı gitti. Şaka yapıyorsun. Gerçekten ben bizim duraktan söylediğim anlamıyorum için taksiyi. Belki de problem olmuyor. Denedin mi öyle bir şey? Ben hiç denemedim. Ben denedim, bir tanesi kopmuştu, elimin üstüne yumuşacık yapıyordu. Değil mi? Çok enteresan bir yapı. Çok değişik. Yüzüme sürmedim hiç. Yüzüme ben de sürmedim, evet. Bir sürü insan yazmış ama onu öyle yüzüne sür. Diyordu bana yüzüne sür diye. Dünyanın en iyisi çoban da diye sürekli. Evet. Misafirlikte bugün kim var? Evet, biz evden eve gezmece yapıyoruz. Şimdi orada aşure yaptık. Aynen. Biz de burada da bir kazandı, bir sütler. Aloe vera'yı anlatıyordum. Yani şey bayağı gerçekten yüzü şey yapıyormuş. Yumuşatıyormuş ve pürüzsüz yapıyor diyorlar ama yüzüme sürmeye cesaret edemedim. Elimde deniyorum şu an. Elime ben de denemiştim. Çok enteresan bir yapı. Çok var. Güzel. Evet. Güzel ama. Ama nemlendiriyor mu mesela? Nemlendirici özelliği var nemlendirici mı? Nemlendirici zaten evet. Ben böyle iyileştirici hem nemlendirici. Ben böyle bir ferahlatıcı ve işte... Yok nemlendirici. Yaralara falan sürüyorum aynen çünkü. Aynen. Ben pantolonu da kendimi yapmıştım. Gerçekten Friends'teki Ross gibi hissediyorum. Tuvalete girersem bu pantolonla... Bak sesi duyun lütfen. Yani girersem ve indirirsem o pantolonu bir daha yukarı çekebileceğim. Sen karanlıkta kalıp meşhur tutuyormuşum sana. Bayağı korkuyorum, bu beni geriyor biraz ama o yüzden çok bir şey içmeyip tuvalete girmemeye çalışacağım. Nasıl ki? Güzel bir çözüm bence. Elinde bir şey içiyormuşum taklice. O güzel. O bence olur. Bence bana yapılmaz bence. Pembe falan bana çok korkunç oluyor. İsim de çok sansır ben. Ha benim bir şey yaptım. İçerim. Lütfen bana biri bu aldığı açıklasın. Bu ne? Var olarak da inanılmaz olur. Ne bunun adı? Vesco. Daha etiket yok. Garip bir ışık kaplaması. Evet.
Çektiniz mi? Yok, yok çekmedik. Sağabiliriz. Olabilir. Olabilir. Bakalım mı? Güzel bir kız. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Sonra ben eve geçeceğim. Bir de çekmem lazım. Ondan sonra başka sonra bir tekrar yanımıza gelecek. Evet, sonra tekrar birleşeceğiz. Kısa bir video neyse ki hemen çekerim diye düşünüyorum. Doğru. Umarım yani. Kızlarla yemekten sonra eve dönmüştüm. Çünkü yeni numaraları bırakmışlar bizim atölyeden. Onlara baktım, onları denedim. Aslında video çekecektim ama numaralar gelince önceliğim orada oldu. Bir dakika. 80. Müthiş. Ben yine eve uğradım çünkü Taylan'a bir şey aldım, bıraktım. Üstümü değiştirdim. Böyle rahat bir şeyler giydim. Top giydim. Şimdi böyle bir şey giydim. Ermin'le buluşacağız. Tekrar. Ve İstinye Park'a gideceğiz. Mimio'nun bir eventi var yine. Orada part ev sahipliğinde. Masadan kalktıktan sonra ay. Tekrar bir Mimio'ya uğradık. Böyle bir hoşçakalın diyelim falan diye. Zaten bitmişti artık parti ama biz yani bitik olduğumuz için hiç partiyle memnun değiliz. Ben zaten iki tane cin içtiğim için boy brown'du. Çok kötüydüm, o yüzden daha fazla bir şey içmek istemiyordum. Kim gelmiş? Anneciğim. Kuyruğa bakın, kuyruğa. Aşkım. Aslında mi beğendim? Gireyim aşkım. Gireyim aşkım. Kim geldi? Hemen göbekler açılır. Bu elleri. Oğlum. Güzel oğlum benim. Benim yakışıklı oğlum. Oy. Çok mu şımardın sen? Çok mu şımardın sen? Ne oldu anneciğim? Ne oldu aşkım? Hızlıca bir smoothie yapacağım kendime kahvaltı olarak. Hazırlanıp bir video çekip bir de bir toplantıya gitmem gerekiyor. Olabilecek mi bilmiyorum ama gerçekten kalkamadım günlerdir. Çok erken kalkıp çok geç yatıyordum. Şimdi biraz frambuaz koyacağım. Yani ben smoothie'lerde tarif falan yapmıyorum yani. Bir göz kararı. Evde ne varsa falan koyuyorum. Her zaman da güzel oluyor. Hiç kötü olduğu olmaz şu ana kadar. Önemli olan ilk başta parçalanmasını istediğimiz şeyleri alta koymak. En son sıvıları koymak. Bir tek o püf noktası var yani. Yoksa parçalanmıyor taneli şeyler. Ama yine de böyle vloglarımda gösteririm. Atıyorum fıstık ezmeli işte ya da çikolatalı falan yaptığım güzel şeyler de var. Bir tane muz. Bunu bölerek koyacağım. Muzun yumuşamış olması çok önemli. Normalde ben yumuşamış muz hayatta yemem. Sert yerim yani, yeşil yerim.
Ama smoothie de bu güzel oluyor. O yüzden ziyan olmamış oluyor hem. Bu arada en son aşure yaptıktan sonra hala mutfağı toplamadığım için gördüğünüz gibi berbat bir halde. Ananas koyacağım biraz. Ben yoğurtla sütü karıştırarak koyuyorum. Ama yoğurt ve buz parçası da koyabilirsiniz. Yani daha sıvı olması ve soğuk olması için. Bu arada telefonun ön kamerası. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Çok çirkin gösteriyor insanı. Şu an o durumdan muzdaribim. Bir de tabii ki süt koyacağım. Şimdi bunu içeceğim. Sonra hızlıca çok hızlı bir makyaj yapacağım. Ve videomu çekeceğim. Çok hızlı olmaz. Ne izliyor? Her gün camdan bakıyor böyle. Hazırlandım şimdi. Louis Vuitton toplarımı giydim. Bu vintage elbise giydim. Arkada çok güzel bir mutfak görüntüsü var. Smoothie'mi içiyorum. Makyajımı yaptım. Saçımı topladım. Hiçbir şey yapamam, uğraşamam. Şimdi hızlıca videoyu çekeceğim. Ve çıkacağım. Bittiği anda çıkmam lazım. Mikrofonu ayarlayacağım birazdan. Başlayacağım. Armut gibi duruyorum Duygu. Bunu çekme bence. Armut show. Toplantıdan sonra eve geldim. Hızlıca montaj yaptım. Yüklemeye koydum. Saat şu an 7. Normalde yayın saatimiz 5 ya da 6 biliyorsunuz ki. Ama yetişemedim. Çünkü daha doğrusu şöyle oldu. Anahtarımı unutmuşum ve Taylan'ın dönmesini bekledim. Eve dönerken birden boğazım acımaya başladı. Ben hep öyle hasta olurum. Boğazım böyle acımaya başlar. Dişlerim ağrımaya başlar. Şöyle bütün şuralarım. Direkt bir ilaç içtim. Ama bilmiyorum. Şu an çok kötü halsizleştim. Ve normalde bu akşam biz Elvin'ler ve Cansu'larla beraber yemeğe gidecektik. Elvin'in bir çekimi çıktı, uzadı falan, öyle bir şey oldu. Ben de şu an hastayım. Saat gerçi şu an 7. 8.30'daydı rezervasyonumuz. Hiç gidesim yok, iştahım da yok şu anda. Çok ince giyindim galiba. Aa. Video çekiyorum ben. Aa. Video çekiyorum. Ses neydi? Vlog mu çekiyorsun? Geçen suratımı o kadar şişman göstermişsin ki böyle ağladım görüntüyü. Ben bir şey yapmam, o senin kendi şişmanlıdır. Şimdi atölyeden geldik. Hemen montaja oturdum. Çok hızlı bir şekilde, yani ışık hızıyla montajı bitirdim. Çıktım çünkü aniden bir toplantı belirdi. O yüzden Zorlu'ya gideceğim şimdi. Uber bekliyorum. Hemen kısa böyle yapmamız gereken bir şeyler vardı. Onları yapacağız. Bilgisayarımı da aldım o yüzden. Bir süre şey almadım. Umarım donmam. Görüşmemiz bitti. Hemen hızlıca bir şey onaylamadım gerçi ama onaylamam gerekiyor. Yani baktım. Numuneyi gördüm. Revizelerimizi konuştuk. Etrafa bakacağım şöyle. Mangoya, içineme bakarım birazcık. Şimdi eve geldim ve birazcık çalışmam lazım bilgisayarda. Bir de haftanın planını yapmam lazım, yoksa her şeyi unutacağım ve yönetemeyeceğim yani zamanı asla. Abiyeciler devam ediyor. Pelin'in ayakkabıları. İngiliz şov var orada ya. Ben oradan geçen gün alışveriş yaptım. Çok güzel bir mahalle orası. Mısırlı abiyecisi. Bak, Mısırlı koca, abiyeci değil. Bak koca, ya burada evlenmek mi meşhur anlamıyorum. Bak yukarıda yine evlenmek gelinlikçi. Evlenmek mi meşhur anlamıyorum. Yine gelinlikçi. Hep yukarıda vitrinde bir gelinlik hoş var. Hoş geldin. Abiyeci. Abiyeci değil mi? Bu adamla aynı sokağı paylaşmak istemiyorum. Bu adamı bu arada bekliyor zaten. Eksper emlaklıydı. Ne anlamıyorum. Bak abiyeciye bak, bak. Bir şey söyleyeceğim. Bak, ne olur. Umarım, umarım domatesli mutfağa kalırsın. Umarım. Umarım domatesli mutfağa kalırsın. Öyle söyleme. Ah, yiyecek alacak elinden. Böyle terbiyesizlik görüldü mü Sirius? Hey yiyor. Bir anda ateşin çıktı, şimdi ilaç aldım.
Hastalanacağım çok belliydi bugün zorluda da. Üşüdüm bayağı. Çalışanlar ya da okula gidenler. Evli bekar fark etmez. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bu durumla başa çıkıyorsunuz? Benim bayağı canımı sıkıyor çünkü temiz ve düzenli olmasını istiyorum evin sürekli. Ama 4-5 gün böyle cidden çok fazla çalışınca sabahtan akşama kadar ya ne bileyim çekimli olunca bir şey olunca hiçbir şey yapılmıyor ve dağ gibi oluyor bulaşıklar ve şeyler. Yani gönül ister ki her gün bir yardımcı gelse ve onları yıkasa, hayır silse, yatakları falan yapsa değil mi? Nevresini değiştirse. Çok güzel olabilirdi. Bu ara böyle çok fazla işim var ama bir motiveyim. Bilmiyorum. Yani mesela şu an gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Hakikaten böyle şuralarımı ateş çıkıyor. Tam olarak hissettiğim şey çok yakında böyle ısıtıcı olur da beyniniz yanmış gibi hissedersiniz ya şuralarınız alev alır. O his ve boğazım çok kötü acıyor. Acayip acıyor. İlaç aldım, pastil alacağım uyumadan. Neyse ne diyordum. Normalde ben böyle kendimi kötü hissettiğimde ertesi gün gerçekten hiçbir şey yapmak istemem. Erken kalkmak hele hiç istemem ama şu an şeyim mesela. Hani kalkmak istiyorum ve yarınki işleri yapmak istiyorum. Bugün hiçbir şey yapmadık. Bütün gün evdeydik. Yattık. Bir şeyler yedik. Çok azıcık çalıştık. Şimdi Sivus'u gezdirmeye çıkardık. Duşa girdim ben saçım. Saçımı böyle dalgalı yaptım ama ıslak bıraktım bir kapşonlayım. Şimdi evin oraya dönüyoruz. Büşra geldi. Şişli'de, bu bayağı Şişli. Hayır, Şişli olmuyor. Yani Şişli ya. Yürümekte biraz zorlanırım oraya. Yürürsün ya. Yürünmez aşağı... denemez. Büşra gitti, ben de pijamalarımı giydim. Şimdi oşe sürüyorum. Chanel 572. Revlon'un Color Stay Gel Envy'si. Bunu çok seviyorum. Bir de Zoya'nın Fast Drops isimli bu oje kurutucusu. Elimin üstünde de bazı makyaj malzemeleri var. Bugün cumartesi. Kahvaltı etmeye davranacağız. Biraz brunch olacak. Öğle yemeği de olabilir. Çırağı yemeğe gidiyoruz. Geldik. Bir video çektim ben. Koltuğa oturdum kaldım. Yine boğazım acıyor ya. Akşam bir şey yapacak mıyız bilmiyorum ama önce evi toplayacağız biraz. Taylan bilgisayarda oyun oynayayım. Uyuyor. Battaniye üstüne örtüp uyuyan bir köpek gördünüz mü? Bu. Bu anne. Bu anne. Uykulacağım. Uykulacağım. Anne bu anne. Öldüreceğim seni. Kurdelesi de var. O bakışlar ne kötü kötü bakıyorsun? Sivilce kurtucularım var. Harika görünüyorum. Günaydın. Çok uyuyakaldım. 9.40'da uyandım. Şu an saat 10. Şovuma gideceğim. Ürünü seçmeye çekim için. Ve ondaydı yani randevum. Neyse ki buradan 5 dakika sürer. 5 dakika gecikmemden bir şey olmaz. Boğazım çok kötü. Yani bayağı hastayım. Ama uyanım olmamın sebebi
Sirius bizi bir insan bebekmişçesine hiç uyutmadı bilince. Hasta oldu sanırım. Yani ya bir şey dokundu ya da hasta oldu. Bilmiyoruz. Bugün veterinere götüreceğim onu. Nur'la karşılaştık. O da elinde bebek bezleriyle koşturuyor. Sirius'u sordum da dedi hani halsiz falan değilse bir şey olmaz. Hani hasta değildir. Bir şey dokunmuştur, bir şey olmuştur falan dedi. Ama yine de ben bir götüreyim ne olur ne olmaz. Yani şu şapka ve gözlük olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Neden flaş? Evet. Yapacağım Bobbi Brown'un Instant Detox maskesi. Bunu bayağı seviyorum. Buna bakmayın şu an. Delirdim de ben biraz kendi kendime konuşuyorum. Saçlarım kalsın. Kendi kendime konuşuyorum. Günaydın. Bugün çok geç uyandım. Şu an saat 11. Ama size de oluyor mu çok merak ediyorum. O yüzden sormak istiyorum. Böyle geç uyandığınızda uyuduğunuz için pişman oluyor musunuz? Ben acayip pişman oluyorum. Yani bu saate kadar şunları şunları yapabilirdim diyorum. Manga botlarımı, manga pantolonumu ve neden her şey manga? Mango'dan yeni aldığım kazağımı giydim bugün. Ve gözümde hiç görünmüyor ama çok güzel bir far var. Böyle bayağı ışıltılı, mor bir sürü şey sürdüm. Buraya da Fenty Rihanna'nın. Şu anda bu vlog'un montajını yapıyorum. Bu klibi de ekleyeceğim içine. Yeni doğal ürünlere geldi bugün. Çok yakın bir zamanda satın alabileceksiniz. Çok beğendim ben acayip içmesinde. Bu pantolon çok kötü sesler çıkarıyor yani. Çok fena. Gerçekten çok stres sokuyor benim. Bu baskılar ne yapıyor burada? Öyle. O zaman bir sonraki benimle bir hafta Londra'da görüşmek üzere. Bye bye.